Yücel Koç Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu tutuştu. İyi Parti'nin CHP-HDP ittifakından kopuş sinyalleri vermesi siyaseti fena karıştırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Ağustos resepsiyonuna katılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sıcak diyaloğu bir işaret fişeğiydi aslında. Hatırlarsanız bazı sürprizlerin yaşanacağını ilk dillendiren MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Yaklaşık bir ay önce gazetemizin manşetinden vermiştik Bahçeli'nin sözlerini. Yazarımız Süleyman Özışık'la sohbetinde kurulacak yeni partilerin de Cumhur İttifakı'na dahil olabileceğini söylüyordu Bahçeli. Dikkat ettiyseniz İyi Parti ile ilgili ağır eleştiriler de yapmıyordu. O günlerde manşetimizin satır aralarındaki mesajları dikkatle okumayanlar geç de olsa uyandı. Şu gerçek ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si terör örgütünün siyasi kolu HDP ile bu kadar aleni işbirliği içindeyken İyi Parti aynı potada yer almak istemiyor. Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz diyen HDP ile yollarını temelli ayırmakta kararlılar. Şimdi önümüzdeki senaryo İyi Parti ve yeni kurulacak partilerin Cumhur İttifakı'na mı dahil olacağı yoksa birlikte üçüncü bir ittifak mı oluşturacakları. Siyasi hesapların nereye varacağını zaman içinde göreceğiz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı, MHP lideri Bahçeli'nin yuvaya dönün çağrılarını boşuna yapmadığı bugün daha net anlaşılıyor. Bu gelişmeler terör örgütleriyle kol kola girmekten imtina etmeyen CHP'yi ise fena tutuşturmuş. Nereden anlıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklamalardan. Sanki Kemal Bey'in kafasına taş düşmüş, ilk defa partisini eleştiriyor. Bir başörtü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim? O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuma imkanı sağlıyor muyuz, derdin o olmalı diyor. Üstümüze iyilik sağlık. Demek ki isteyince doğruyu görebiliyorlarmış. Oysa aynı Kemal Bey üniversitelerde başörtü yasasının kaldırılmaması için neler neler söylemişti. Katıldığı bir programda üniversitede başörtüsü serbestliğine destek verip vermeyecekleri sorulunca, ömür boyu illa başörtüsü takacak diye bir şey mi var? Devletin kuralları var. Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Ben üniversitelerde şunu yapacağım deyince anayasaya aykırı bir iş yapmış olmayacak mıyım? Anayasa mahkemesi niye iptal etti? Layıklık maddesine aykırılık. Siz bize zorla hukuksuz bir tavır içine girin diyorsunuz. Sözleriyle başörtü yasağını savunmuştu. Malumunuz AK Parti MHP oylarıyla başörtüsü serbest bırakıldıktan sonra herkesi hayretler içerisinde bırakan şu cümleyi kurabilmişti. Başörtüsünü biz serbest bıraktık. Aynı Kılıçdaroğlu şimdi bizleri yeniden hayrete düşüren bir cümle daha kurdu ve CHP'yi yasakçılıkla eleştirdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP ile birlikte MHP'yi tuzağa çekmeye çalışan, koalisyon umudu çökene kadar yaptığı her açıklamada Türkiye'yi yeniden eski kodlarına döndürmekten bahseden Kemal Bey söylüyor bunları. Samimiyetine inansak bu da bir gelişme. Yola gelmiş olmaları ne güzel falan diyeceğiz. Ama zamanlamasına bakınca anlıyoruz ki dert yasakları kaldırmak, özgürlükleri savunmak falan değil. Öyle olsa İBB'de sakalı yasaklamazlardı değil mi? Ah %50 artı 1 sen nelere kadirsin. Hani diktatördü. AK Parti'li eski bakan Faruk Çelik %50 artı 1 barajını %40'a çekelim deyince karşı mahalle ayaklandı. Koro halinde AK Parti %50'yi göremeyeceğini anladı. Bu yüzden düşürmeye çalışıyor. Artık %30'a da indirse fark etmez diyorlar. Oysa Cumhurbaşkanı bu öneriye önce muhalefetten böyle bir talep gelirse TBMM değerlendirir demiş. Sıcak bakmadığını da eklemişti. Konu MYK'da açılınca %50 artı 1'i milletimiz onayladı. Bundan dönüş yok deyip kapıyı temelli kapattı. Şimdi geriye şu sorular kaldı. E hani AK Parti oy çalarak seçimleri kazanıyordu? Hani seçim sonuçları diktatör Erdoğan'ın iki dudağı arasındaydı? Yıllarca bu suçlamaları yaptığınız bir lideri bugün aciziyetle suçlamanız nasıl bir tenakuzdur? Araçta sigara yasağı, her kuşu vurduk kaldı leylek. Yollarda makas atan atana, Kimse durdurup ceza kesmiyor. Onlarca araç sapakta sıra beklerken minibüsçüsü, servisçisi, taksicisi en önden dalmak için ikinci hatta üçüncü şeridi tıkıyor. Buna da hiçbir polis müdahale etmiyor. Yol kesip halay çekenler, kavşakta yaya geçidinde yol vermeyenler gırla gidiyor, ses eden yok. Fakat bir sürücü araçta sigara içiyorsa cezayı yiyor. Her kuşu vurduk, kaldı leylek dedikleri bu olsa gerek. Bir AK Parti ne yaptı ki mektubu? İsminin bende kalmasını rica eden değerli bir kadın okuyucum aşağıdaki satırları paylaşmış. Madem dertleşiyoruz, sizinle de paylaşayım istedim. Buyurunuz. Yücel Bey, insanlarımız vefasız, duygusuz, hafızası birkaç günlük. Evet, dün namaz kıldığı için hakarete uğrayıp itilip kakılanlar, şimdi hava alanlarında, AVM'sinde, okulunda yapılması zorunlu olan mescitlere alıştı. Zannediyorlar ki onlar eskiden beri var. Çünkü unuttular. Onlar devrim gibi değil de çoktandır normalleriymiş gibi davranıyorlar. Daha 18 sene evvel 1.5 milyon dolar için Kotorelli'nin uçaktan inerken giydiği kıyafete kadar bilenler bugün 12 milyon emekliye iki bayramda 24 milyar lira ödenmesini eh diye karşılıyor, doğal kabul ediyor. Dün Erdoğan'ın masaya vurmasından gurur duyup Ecevit'i hatırlatanlar bugün EYT dedikleri şeyi çıkarıp sosyal güvenlik sistemini yeniden içinden çıkılmaz hale getirmediği için oy vermedi, geçersiz oy kullandı. Dün ekonomik şartlar izin vermediği için seçim ekonomisi uygulanmamasını alkışlayan güruh bugün CHP'nin memuruna bu kadar, emekliye şu kadar diye savurduğu vaatlere tutundu ve ne yazık ki AK Parti de o güruhun dediğini yaptı. Şimdi bedava verilen onca yardım ne olacak? İki bayramda emekliye 24 milyar ödeniyor. Yazık günah değil mi? Bakın ben de alıyorum o ikramiyeyi. Babam ve yakınlarımdan onlarca kişi de. Söyler misiniz bana emekli maaşı 5-6 bin lira olan adama bile neden veriyorsun o bin lirayı? Kurban kessin diye mi? Ramazan bayramında çikolata alsın diye mi? CHP'li biri diyor ki Tayyip'in verdiği bin lirayı evime sokmuyorum. Ne yaptığını sordum. Neymiş efendim? Torunlarına bayram açlığı vermişmiş. Niye? Torunlarınız sokakta mı yaşıyor dedim. Ses edemedi. Elektrik bedelleri var biliyorsunuz. Yoksula 80 lira, ben evimde 70-80 liranın üzerinde elektrik faturası ödemiyorum kışın bile. Ama onlara 80 lira ödüyor devletimiz. Çiftçilere ödenen destekler, hibeler var. Hepsi güzelce alıp o paraları sonra da devlet nerede diye bağırmaya başlıyorlar. Engelli evladı olan bir tanıdığım var ve CHP'li. Çocuğu doktora götüreceğim diyorum, araç geliyor. O gittiğimde işim 10 dakikada bitse de o araç 2 saat bana ait. Desem ki bizi gezdir, gezdiriyor. Adamlar yoksulu, muhtacı iyi kolluyor diyor ama hep o için diye de ekliyor. Yahu adamlar sosyal devletçilik yapıyor, yapılmayanı yapıyor. O için yapıp sonra vazgeçiyor mu sen ona bak. Yok bakmazlar. O güruhu asla değiştiremezsiniz. Yani diyeceğim o ki bütçeyi ezim ezim ezen bu karşılıksız ve geri ödemesiz destekleri vermek kolay da geri çekmek çok zor. Tayyip Erdoğan'a yarayacaksa olimpiyat oyunlarını kazanmayalım diyen milyonları hatırlıyorsunuz değil mi? Erdoğan gidecekse devletin çökmesini kabullenecek milyonlar peki? Velhasıl her şey öyle zor ki bazı insanların bugün derdinin anlık, dakikalık, saatlik, günlük faydalardan öte gidemediğini gördükçe canım acıyor.